Kayıt. Tweet TV'den iyi günler. Kabri İstanbul'dayız. Artık İstanbul'dayız. Nasıl seni bir anda Tonga'ya düşürdün? Kabri İstanbul'dayız. Artık İstanbul'da iyice antik diyecektim. Evet, başlayalım okumaya. Abi kayda giriyoruz. Nerede prodüksiyon? Nerede rejim? Durun şuraları ya. Evet. Akıyor. Hemen. Söyle bakayım best top 10 top 10 Tweet TV best top 10. Ha, best ismini, top 10. Okey, ismini de ezberleyeceğiz yavaş yavaş. Evet. Önce ben okuyayım istersen. Ya. Abi sordular, gel zaten. Volkan Özbartın. Canlı yayındayız, yapmayın ya. This is CNN Headline News. Yalçın bir saniye, canlı 10'unu sıralıyorum. Ayşe Kaya, Ahmet Ümit, Paçoz fenomen, Bekirtaş fenomen, Göksel Erdem, Berk Yaman, Bahar Kılıç, Tuğrul Odabaş, et bir ufuk çizgisi, Volkan Özbartın, bugünkü 10 Twitter sahibi. Evet. Volkan Özbartın. Abi Suskunlar dizisinden bir tane sanat yönetmenim var. Durmadan cır 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 konuşuyor. Olsun, o da konuşsun, o da lazım. Evet, birinci tweetimizi okuyorum. Volkan Özbartın. Dokunmatik telefonlara dokunduğunuz kadar sevdiklerinize dokunsaydınız sonunuz bu kadar dokunaklı olmazdı. Okuyabildin mi? İlkokul öğretmenine gurur duyuyor. Ben evet duyuyorum da. İkinci tweetimiz et bir ufuk çizgisi. Aşktan soğuyan her erkeğin sebebi olan bir kadın vardır. O erkeğin hayatına giren diğer kadınlar da o kadının yaptıklarının bedelini öder. Tuğrul Odabaş. Bir kadının en zayıf noktası ne gözyaşları, ne çikolata, ne de unutamadığı aşkıdır. Karşı koyamadığı tek şey %70 indirim. Avantgarde, Generation Next. Sorak modasını kalb Avantgarde. İyi günler. Hatta kuzen onu soracağım. Bu kadınlara bu... Oğlum sen Türkiye'de değil, bütün dünya. Dün bir arkadaşımla konuştum. Diyor ki mağazanın sahibi sen misin diye soruyor bana. Herhalde benim tipimi beğenmedi, beni beğenmedi. Sen de garson tipi var ama. Tamam. Vallahi dün beni pavyona götürdü ha. Seni dedi süper bir klaba götüreceğim. Yemin ediyorum. Şey diyeceğim. İspat da ederim fotoğraflarını çektim. Şey diyeceğim. Cebindeki para kadar seveceksin değil mi? Sen öyle bir lafın vardı. Durumun yoksa uzaktan. Ya bu kızların bu hali ne olacak ya? Diyor ki mağaza senin mi diyor bana. Yani mağaza benimse daha samimi olacak. Değilse ısıracak. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki tweetimiz Tuğrul Odabaşı okuduk. Bahar Kılıç. Güzel bir tweet. Bilginlerin aydınlatamadığı bir toplumu şarlatanlar aldatır. Çok güzel laf yanında. Çok güzel cümle. Kel erkek mi, saçlı erkek mi? Onu... Hangisi daha karizmatik? Onu şeye soralım mı? Bence Türkiye'nin sayılı ressamlarından biri. Diyafram nasıl bilmiyorum da Yılmaz Şenol. Yılmaz Bey'i böyle alalım. Yılmaz Bey'i şöyle alabilir miyiz? Soruyu yeniden alayım. Kel erkek mi daha karizmatik Yılmaz, yoksa saçlı erkek mi? Yılmaz Bey'e ne soruyor? Kel erkek. İşte kel size erkek karizmatik abi. Erkek. Buyurun. Neden abi kel dedin yani? Karizmatik. Buyurun. İyi günler. Tamam, buyurun abi. Tamam abi. Bir sonraki evet, tweet. Berk Yaman. Pipi Lolera. Et Pipi Lolera. Et Pipi Lolera. Lolera. Zaman öyle şerefsiz ki sen daha ne olduğunu anlamadan gelip geçirip gidiyor kuşt demiş. Güzel. Göksel Erdem güzel bir tweet. Rakı içerken 10 yudumun 6'sı vergiye gidiyor. Zamanla anladım. Son zamlarda %15 mi zam geldi? Yılmaz Özdil okudum. Sana soruyorum. Kime soracağım kardeşim? Seninle ikimiz var burada. Her şeye soracaksın. Böyle şeylerle... Yılmaz Özdil'i okudun mu okumadın bunu söyle. Dün o kadar aklım tuttun derken eleştirdin. Hayır yani. Ben yazısını beğenmedim sadece. Türkiye'de en iyi 2-3 tane oyun ismi verebilir misin bana? Abi böyle bir bak soru bir şey olmaz. Söyleyeyim mi? Olur. Kadın mı erkek mi? Kadın. Birçok sevdiğim oyuncu var. 3 tane böyle... İlk haftana gelen. Şerif Sezer. Ne? Nurgül Yeşilçay. Ne? Aslı Tandoğan. Bir de Ali Erona. Allah rahmet eylesin. Bu arada Yılmaz Özdil'i okudum. Neşet Ertaş'la ilgili yine. Yani dünkü tepkilerden anladığım kadarıyla bugün yine ona ayırmış. Tarih, Kırşehir tarihiyle ilgili birkaç anekdotu var yazısında onu söyleyeyim. Bekir Saş.
Erdem, erdemli bir toplum. Evet. İlkesiz siyaset, kurallanmış din anlayışı, ahlaktan yoksun iş dünyası, bilgili ama karaktersiz aydınlar bir ülkeyi yok etmek için yeter demiş. Güzel bir tip. İlkesiz siyaset, sloganlaşmış din anlayışı, ahlaktan yoksun iş dünyası, bilgili ama karaktersiz aydınlar bir ülkeyi yok etmek için yeter demiş. Tebrikler Bekirtaş. Buradan Türkiye'ye bir gönderme mi? Anlayan anlamıştır. Biz bunu açıklamaya gerek yok herhalde. Bunu anlamayana ne diyeceksin ki? Evet. Ayşe Kaya. Paçoza geldi. Yok, üstte geçtim. Paçoz'dan döneceğim. Ayşe Kaya, bugüne kadar kaç sevgilin oldu sorusuna cevap vermiyorum artık. Çünkü zamanla anladım ki sayınca bereketi kaçıyormuş. Ayşe Kaya'ya tebrik ediyorum buradan. Neden tebrik ediyorsun? Ayşe Kaya'yı seviyorum ben. Ya. Ama bu ne demek bu şimdi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ayşe Kaya'ya gurme diyebilir miyiz? Bak. Diyebilirsen de. Ama ben bir şey demiyorum. Ayşe Kaya'yı kutluyorum burada. Ayşe Kaya el öpülesi. Bak ama ne dedin? Desin. Sen o öyle desin. Sen öyle de ben de böyle diyorum. Erol Büyükburç hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir çıkışı oldu. Yani bir şey ama sevmiyorum böyle tarzını, duruşunu. Nasıl bir çıkışı oldu? Şey yaptı, masaya yumruğunu vurdu, sağa sola fırlattı. Benim aklıma Erol Büyükburç deyince tek bir kare geliyor aklıma. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk deyince devlete ihanet değil tabii ki. Yok. Aklıma Orhan Pamuk deyince aklına ne geliyor biliyor musun? Şeyde Şişli adliyesinin önünde kargaş aklıma geliyor. Ya bir sürü kitaplar var. Tabii ki saygı duyuyoruz. Tabii ki onun da kendine göre şeyi vardır da. Bir sonraki tweetimiz. Ben Paçoz'da okuyayım mı? Paçoz'da oku yaz. Paçoz'da sevmediğin bir nokta var tamam mı? Retweetliyor bazen. Cevap da yazıyor. Ama Paçoz iyi. İzin ver bir anlatayım ya. Sen ne kastın bu kendine? Tamam bir şey söyle. Oku abi oku. Millet bunalıma girince kendini temizliğe verir. Ben temizlik lafını duyunca bunalıma giriyorum. Bir şey soracağım sana. İki şey sor. İki şey soracağım o zaman. Oğlum güzel. Şimdi şeyi soracağım sana. Niye bu kadar benim konuşunca rahatsız olur? Ben de okumayacaktım ya onu söyle sen. Güzel bak bugün çok sevdiğim bir yönetmen arkadaşım aradı beni. Evet. Yemin ediyorum. Tarık Araman mı bu? Bir arkadaş, hayır o başka bir arkadaşım aradı. Evet. İsmini vermeyeyim. İsmini ver. Sizi zevkle takip ediyorum dedi. Evet. O Yalçın'ın o sevimliliği yok mu? O evet. Böyle... Allah! Söyleyecektin yalnız. Merhaba. Ahmet Ümit, top 1. Evet. Bugünün bence en iyi tweet'i. Ben bunu Okan Bayülgen retweetlemiş oradan aldım. Yani biri o tweetlemiş olmasa bunu anlayamayacak mısın? Daha doğrusu Senem... Okan Bayülgen tweetlemiş olmasaydı sen bunu fark edemeyecektin. Hayır, senin asistanın Senem hazırladığı için bu asistanın adını niye veriyorsun buradan şimdi? Biz Ahmet Ümit, insana verilen değer şehirlere verilen değerlerle başlar. Şehrini bilmeyen kendini de bilmez. Okullarda yaşadığımız şehri tanıma dersi konulmalı. Yani güzel aslında ya. Ahmet Ümit'i tebrik ediyorum buradan. Ahmet Ümit gerçekten çok başarılı. Ama güzel doğru değil. Mesela Adıyamanlı bir 5 yaşında. Kaç yaşında başlıyorsun? 5. 6. 6 yaşında okula başlıyorlar. Direkt şehir hakkında bilgi sahibi. Artık 5,5 aylık. 5,5 yaşında başlıyor. Yani ezdim bizi. 4+4+4. Her şeyi bilir. Sormak istediğin son bir şey var. Şey diyeceğim. Bugün Tweet TV seyircilerine tavsiye etmek istediğim bir film var. Türk mü? Yabancı. Türk olsun be. Sen yabancıyı Türk. Daha çok anlarsın ama Türk'ten say söylesin. İşte öyle mi dedin ki yabancı yani? Ya Almanya'da yaşamadın kaçtın sen? Ya o ayrı konu abi. Ayrı da. Evet şey Adana Altın Koza'da da yarışmıştı film. Hatta ben ödül almadığını açıkça şaşırdım yani. Yine Zeki Demirkubuz'un Yeraltı. Bilmiyorum. Şeyi öneriyorum, Yeşim Ustaoğlu, evet. Onun yazıp yönettiği Arap, şu anda vizyonda sanırım, bu ay içerisinde vizyona girdi, onu izlemelerini tavsiye ederim. İşler güçleri beğeniyor musun? Kuzen hiç izlemedim, bir kez izledim ama evet. Oyunculuklar iyi. Evet, ben çok acayip beğeniyorum, bayağı da izleyemiyorum. Aslında daha tatildeyken, Muğla Köyü'ydü, tatildeydim. O zaman hiç kaçırmıyordum da, tatilden geldik şimdi bir zamanım olmuyor televizyon seyretme. İşler güçler, içler güçler. 80'ler ondan sonra sıra çok bayılıyor. Yani çok acayip seviyorum. Senin böyle sağ ol yani bu ara ben herkes diyor ya ben televizyon izlemiyorum.
Evet, son dakika haberi. Bir saniye, cidden bence. Ben mi izlemiyorum abi? İzleyemiyorsun. Sırada olsa izlesin keşke ya. O zaman daha şey de yapabilirsin. Birçok şeyi daha onlara vakıf olabilirsin. Bir donanım daha var. Sen bize bir kitap öner. Şey, Doğan Cüceloğlu, insan insana. Abi her gün aynı adı. Yok, Martı. Martı mı? Evet. Martı, evet. Linton. 27.09.2012. Best Top 10 Tweetler. Evet. Tweet'i bugün sona. Sevgiler sunuyoruz herkese.